Olay Televizyonu Haber Merkezi'nden, Olay Ana Haber'den iyi akşamlar. Ben Fuat Kahraman, gündemde öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Yerel seçim sonrası İstanbul'la ilgili tartışma yeni bir boyuta taşınmış durumda. AK Parti İstanbul'da seçimin yenilenmesini istiyor. Ekrem İmamoğlu'yla Binali Yıldırım arasındaki oy farkının 14 binlerde olduğunu söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'da seçimin yenilenmesini istiyoruz dedi. AK Parti olağanüstü itiraz hakkını kullanacak. İstanbul'da seçimin yenilenmesini isteyecek. AK Parti ayrıca tam kanunsuzluk iddiasıyla Büyükçekmece seçimlerinin yenilenmesi talebiyle Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. Gerçekten anlamış değilim. Bu 51 sandığın sayımına karar verilmesini gerçekten söylüyorum. Anlamış değilim. Neden? Biz bu 51 sandığı dedik ki, bak örnek veriyoruz. Mesela şurada tutanak yapılmamış, burada çetele oluşturulmamış. Bu örneklerle birlikte çok daha yüzlercesi var dedik, binlercesi var dedik. Bu şimdi neyi değiştirecek? Hiçbir şey. O zaman bizim taleplerimize dönük ya tam anlaşılamamış bir karar verilmiş değildir. Bu 51 sandığı saymanın hiçbir anlamı yoktur. İstanbul'da çok parçalı bir durum var. Çok kargaşa bir durum var. Kabul ediyoruz bunu. Yüksek Seçim Kurulu ne yapması gerekir? Bu kargaşayı ortadan çıkartması gerekir. Şimdi elimizde yeniden kullanabileceğimiz bir imkan var. Onu kullanacağız. İstanbul'da seçimin yenilenmesini istiyoruz diyeceğiz. Ve tartışmaların odağındaki ilçe Büyükçekmece. Büyükçekmece'de 11.186 seçmenin usulsüz olarak kaydının yapıldığı ve mükerrer oy kullandığı iddia ediliyor. AK Parti Büyükçekmece'ye yapılan itirazla olağanüstü itirazın birlikte değerlendirilerek karar verilmesini istiyor. Yüksek Seçim Kurulu Büyükçekmece ile ilgili kararını yarın verecek. Gözlerin çevrildiği o ilçede ise bugün hareketlilik hakimdi. Sahte seçmen kaydı iddiası üzerine seçmenlerin adresleri tek tek kontrol edildi. Büyükçekmece'de yerel seçim öncesi 11.186 kişinin adresinin taşındığı iddiası üzerine polis seçmen adresi kontrolü başlattı. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde toplanan polis ekipleri sabah erken saatlerden itibaren belirlenen adreslere giderek tespitler yaptı. İnceleme gün boyu sürdü. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz dün yaptığı açıklamada Büyükçekmece'ye il ve ilçe dışından taşınan kişilerin ikamet adresi olarak anaokulu, tır garajı, boş arsalar, inşaatların gösterildiğini öne sürmüştü. YSK Büyükçekmece ile ilgili kararını yarın verecek. AK Parti'nin İstanbul'da tüm oyların sayılması talebi ise Yüksek Seçim Kurulu tarafından dün gece reddedilmişti. 21 ilçede 51 sandıkta oyların tamamının sayılması kararı alındı. YSK'nın bu kararının ardından gözler sondajlama yöntemiyle yeniden sayım kararı çıkan sandıklara çevrildi. İstanbul'un 21 ilçesindeki 51 sandık tekrar sayılacak. O ilçelerse Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Beşiktaş, Beykoz, Esenler, Esenyurt, Eyüp Sultan, Fatih, Gazi Osman Paşa, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Pendik, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu. Yarın akşama kadar bu oyların sayılma işleminin tamamlanması bekleniyor. Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul'da seçimin yenilenmesi talebi için sayımın tamamlanmasını bekleyecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mart seçimleri sonrası ilk kez kameraların karşısına geçti. Gündeminde İstanbul Büyükçekmece'deki usulsüz seçmen iddiaları vardı. Soylu, ilçedeki operasyonun seçimden önce başlatıldığını söyledi. Büyükçekmece Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın devamı niteliğinde olduğunu belirtti. CHP'li yöneticiler de gözlerin çevrildiği ilçedeydi bugün. Büyükçekmece'de bir olay söz konusu olmuş. Bu olay bugün olmamış. Ve bu olay bir yolsuzluk ve bu olay bir usulsüzlük olayı. Ama seçime yönelik olur. Bunu yapan oradaki belediye başkanı yakınları. İstanbul Büyükçekmece'deki sahte seçmen iddiaları ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi. Soylu seçimin tekrarlanmasının tartışmaları ortadan kaldıracağını söyledi. Türkiye'de seçim içerisinde yani bir kişinin oyunun sistematik ve organize bir şekilde başka bir tarafa yazıldığına ben ilk kez şahit oldum. Bu seçim hangi şekilde biterse bitsin, bu seçimin tartışması sürekli devam edecektir. Bunun demokrasi açısından da bir faydası var. Rey'in ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bir rey'in,
bir oyun. Gelişmeleri Büyükçekmece Belediyesi'nde takip eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'la Grup Başkan Vekili Engin Altay ise usulsüzlük iddialarını reddetti. Altay bir de çağrıda bulundu. AK Partili yöneticilerin ellerinde bilgi, belge, bulgu varsa bize getirsinler, birlikte gerekli işlemleri yapalım dedi. Devletin talimatıyla, İçişleri Bakanı'nın talimatıyla Büyükçekmece halkının evleri, özelleri, mahremi resmen zorlanıyor. Bu seçimleri hazmetmeyen AK Parti ve onun lideri sandıkta koruduğumuz milli iradeyi masa başında Büyükçekmece üzerinden gasp etme peşindedir. Bizim bu gaspa rızamız, müsaademiz olmaz, olmayacaktır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'da seçim sonuçlarına itiraz süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. İstanbul'da bir kargaşa yaşandığını söyleyen Bahçeli yeniden seçim çağrısı yaptı. Vicdanlar rahatlamayacaksa yeni seçim düşünülebilir dedi. MHP lideri mazbatasını dün alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili de konuştu. Şu an için bazı yerlerde itirazlar cevap bulmakla beraber mazbatalar alınmakla beraber özellikle İstanbul'da ise bir kargaşa yaşanmaktadır. Ve seçimlerin hemen arkasından 29 bin oy farkı olduğu ortaya konmuştur. Önemli değişiklikler kendini göstermiştir. Böyle bir sürecin içerisindeyken işi kargaşaya, aceleciliğe, karşılıklı istikrarı bozucu davranışlara, seçim sonrasında mazbatayı kim alırsa alsın Türkiye'de İstanbul'u tartıştırabilecek bir zemine Türkiye'yi sürüklemek doğru değildir. Türkiye'yi huzursuzluğa itebilecek, süreklilik kazandırabilecek bu hatalardan kurtulmanın yolu yine demokrasi içerisinde aranmalıdır. Demokrasi içerisinde eğer seçim sonuçları toplum vicdanında huzur bulmayacak bir anlayış içerisinde sonuçlanmışsa o vicdanı huzurlu kılabilecek yeni bir seçim de düşünülebilir. 60 günden sonraki ilk pazar günü seçim yapılabilir. Madem ki her konuda iddialısınız, seçimin yenilenmesi sırasında da bu iddianızı taşıyabilecek çabalar içerisinde olabilirsiniz. Tabii ki İstanbul'u kastediyoruz, Türkiye'yi kastetmiyoruz. Tartışma İstanbul olduğu için, mazbatayı alıp almamadaki tartışma orada derinleştiği için toplumsal kargaşa yerine sandığa bir kez daha gidip Türkiye'yi huzurlu kılmak daha akılcıdır diye düşünüyorum. Sayısal yönden mazbatayı hak etmiştir. Ancak toplumsal vicdanda beraat etmemiştir. Mazbata almak başka şeydir, beraat etmek başka şeydir. Ankara'daki belediye başkanına yaklaşımım şudur. Aklanmadan, paklanmadan mazbatayı almış bir belediye başkanı olarak görürüz. Ama benim belediye başkanım diyemem. Seçimin sonucu belli diyen CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ise mazbatanın kendisine verilmesini istiyor. İşin suyunu çıkarmasınlar diyen İmamoğlu itiraz sürecine ilişkin konuştu. Seçimin sonucunu sokakta kabul etmiş durumda. Akıl tutulması yaşamasınlar, vatana millete hesap veremezler dedi. Şunu net söyleyeyim. Partizanlık dönemi bitmiştir. Bu İstanbul'a kaybettirilen zamanın bedeli ağır olur. Yapmayın bunu. Buna AK Parti'nin üst düzey yetkililerinin de oradaki sağduyunun da müsaade etmeyeceğini umut ediyorum. Seçimi kaybettiler diye her unsurunu sorgularken niçin suçluyu ararken aynaya bakmazlar anlamış değilim. Aynaya baksınlar, bir suçlu varsa kendileri hakkında suç duyurusunda bulunsunlar. Yani tutanağı tutan onlar, eden onlar, kaybettik diye her şey olabilir. Didik didik ederim. Vatana millete hesap veremezler. Akıl tutulması yaşamasınlar. Çok büyük hataları memleket kaldıramaz. Dolayısıyla ben aklı selim insanlara, sağduyulu insanlara kendi partilerinin içerisinde tavır ve davranışlarına dikkat etmeleri konusunda uyarıyorum.
göreve çağırıyorum. İşin suyunu çıkarmasınlar kardeşim. Bu seçimin sonucu belli. Bu seçimin sonucunu sokakta kabul etmiş durumda. O gece saat 10.30'da 3.000 oyla seçimi kazandık diye kendini 80 milyona alkışlatanlar utanmıyor mu? Seçim tekrarlanır vesaire gündemi yok kardeşim. Yeter yani. Bu memleket artık ofsayttan gol yemesin. Yeter kardeşim. Yani normalleşelim yani. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul'daki itiraz süreci ve sahte seçmen iddialarına ilişkin açıklama yaptı. İstanbul Büyükçekmece'de bazı evlere 3 defa polisin gittiğini söyleyen Öztrak, seçmene baskı yapıyorlar dedi. Polisin siyasete alet edildiğini söyleyen Öztrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ü istifaya çağırdı. Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre de Sayın Ekrem İmamoğlu 14.532 oyla önde gidiyor. Şu an itibariyle artık hukuken de vicdanen de Sayın Ekrem İmamoğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili mazbatanın verilmesinin önünde hiçbir engel kalmamıştır. Dolayısıyla mazbatasının da bir an önce kendisine verilmesi lazımdır. Bu kumpaslar, bunların hepsi devam edebilir ama artık Ekrem İmamoğlu mazbatasını alıp görevine başlamalıdır. Büyükçekmece polis kaynıyor değerli basın mensupları. Ama burada polisin, açık söyleyeyim, siyasete alet edilmesi var. Bazı evlere polislerin 3 defa gittiği söyleniyor. Ne arıyorlar? Usulsüz kayıt var mı? Seçmen kaydırılmış mı, kaydırılmamış mı? Arkadaşlar, Yüksek Seçim Kurulu seçmen listelerini kesinleştireli çok zaman oldu. Yapılan şey çok açık. Döndüler, seçmene baskı yapıyorlar. O polisleri oraya gönderen Adalet Bakanı da, İçişleri Bakanı da istifa etmelidir. Efendim bizim elimiz nasıl çuvalların içinde olur? İşte böyle olur. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra ilk genelgesini yayımladı. Yavaş, genelgeyle her türlü mal ve hizmet alımını ikinci bir emre kadar durdurdu. Personel izinlerini kaldırdı ve izinlileri göreve çağırdı. Büyükşehir Belediyesi'nin EGO ve ASKİ genel müdürlükleriyle şirketler dahil tüm birimlere dağıtılan genelgede 8 Nisan'dan itibaren Büyükşehir Belediyesi, genel müdürlükler ve bağlı şirketlerinde her türlü ödeme, harcama, ihale, doğrudan temin, mal ve hizmet alımı, personel alımı, araç kiralama, alım-satım, gayrimenkul kiralama, alış-satış ve benzeri tüm işlerin ikinci bir emre kadar durdurulduğu kaydedildi. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, EGO ASKİ Genel Müdürlüğü'nde belediyeye bağlı tüm şirketlerde çalışmakta olan işçi, memur, şirket elemanı personelinin izinlerinin kaldırılması, izinli olan personelin görev yerine tekrar çağrılması istendi. Mansur Yavaş ilk görev gününde Rusya temaslarını tamamlayarak Ankara'ya dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda karşılayan heyette de yer aldı. Pençe operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi. Harekatta PKK'nın kırmızı listedeki elebaşlarından Mehmet Soysüren etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Pençe operasyonu kapsamında 3 günlük izlemenin ardından Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi. Hava harekatında aranan terörist listesinde kırmızı kategoride yer alan terör örgütü PKK'nın sözde elebaşlarından Savaş Porsipi Kod adlı Mehmet Soysüren etkisiz hale getirildi. Söz konusu teröristin terör örgütünün sözde özel güç sorumlusu olduğu öğrenildi. İstanbul Beşiktaş'ta gece saatlerinde bir adrese düzenlenen terör operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gece yarısı Vişnezade Mahallesi Sporcu Adil Sokak'ta bulunan bir binaya girdi. Özel hareket ekiplerinin de destek verdiği operasyonda polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
Vatandaşların camdan bakmasına dahi izin verilmedi. Bina çevresinde yoğun güvenlik önlemi alan özel hareket ekipleri, sokakta bulunan binaların pencerelerine çıkan vatandaşları uyararak içeri girmelerini istedi. Yaklaşık 2 saat süren aramaların ardından evde bulunan bir kişi gözaltına alındı. Şüpheli sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Ankara, İzmir, Konya ve Adana merkezli 4 ayrı FETÖ operasyonu başlatıldı. 244 kişi hakkında gözaltı kararı var. Ankara merkezli soruşturmada 64 kişi hakkında gözaltı kararı var. Şüphelilerden 29'u astsubay. İzmir merkezli 13 ilde de FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturmada aralarında 29 muvazzafın da olduğu 41 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Adana'da örgüt yapılanması için de itirafçı mahrem imamların beyanları ve elde edilen dijital verilerden hareketle yürütülen çalışmalar sonucu 8 evde eş zamanlı operasyon yapıldı. Kanun hükmünde kararnameyle polislikten ihraç edilen 59 şüphelinin adresine yapılan baskında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Konya merkezli 29 ilde de FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki mensuplarına mahrem imamlık yaptığı iddia edilen 80 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ankara merkezli 7 ilde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Bursa'da gözaltına alınan ÖSYM eski başkanı Ali Demir Ankara'ya getirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ankara merkezli 7 ilde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Bursa'nın Kestel ilçesindeki organize sanayi bölgesinde bir tekstil firmasında yakalanan ÖSYM eski başkanı Ali Demir, Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında 34 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti. Ankara merkezli İstanbul, Adana, Eskişehir, İzmir, Nevşehir ve Trabzon'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Ali Demir'in de aralarında olduğu 21 kişi gözaltına alınmıştı. Yakalananların 6'sının ÖSYM Başkanlığı'nda, birinin de Milli Eğitim Bakanlığı'nda bilişim personeli, uzman ve tekniker olarak görev yaptığı belirtilmiş, gözaltına alınanların 9'unda bayrak tespit edilmişti. Balyoz Planı davası savcısı Hüseyin Kaplan'ın FETÖ suçlamasıyla yargılandığı davada 15 yıl hapis cezası çıktı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Kaplan'ı anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Kaplan'ın FETÖ'nün silahlı kuvvetler yapılanmasına hakimiyet alanı sağlayan eylemler içerisinde yer aldığını ifade etti. Sanığın fiillerinin 15 Temmuz darbe girişiminden önce yapılması nedeniyle eylemlerinin yardım mahiyetinde kaldığını belirten mahkeme heyeti cezayı 15 yıla indirdi. Duruşmada son savunmasını yapan eski savcı ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini söyledi. Çiftlik Bank soruşturmasında 7'si firari, 11'i tutuklu 48 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Dava 10 Mayıs'ta başlayacak. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan, aralarında Brezilya, Uruguay, KKTC ve ABD adli makamlarına yönelik iade talepnamesi düzenlenen firari Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Osman Naim Kaya ve Cengiz Samur'un da bulunduğu 48 sanıkla 3762 müştekisi bulunan iddianame gönderildiği Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Mahkeme heyeti duruşmaların 10, 13, 14, 15, 16, 17 Mayıs tarihlerinde yapılmasına karar verdi. İddianamede firari sanık Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 18 sanığın 22.580'er yıldan 75.260'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. 30 sanık hakkında ise 4'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor. Gaziantep'ten İstanbul'a taziye için gidenleri taşıyan minibüs Düzce'de tıra çarptı. Feci kazada 6 kişi hayatını kaybetti. Aynı aileden ikisi çocuk, 6 kişi yaralandı. Yaralı var. Taziye yolunda can verdiler. Düzce'deki feci kazada 6 kişi hayatını kaybetti. İkisi çocuk, 6 kişi yaralandı. Arkadaşlar şu iş olmayan
bayanlar da çıkar mısın şuradan? Çıkın. Herkes işini düzgün yapamıyor. Kaza Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana geldi. Gaziantep'ten İstanbul'a taziyeye gidenleri taşıyan minibüs Gümüşova rampaları Yeşil Yayla mevkiinde önünde seyreden tıra çarptı. Tamam. Çarpmanın şiddetiyle minibüs tırın altına girdi. Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 5 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Düzce ve Sakarya'daki hastanelere kaldırıldı. Ancak yaralılardan biri daha kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi ise itfaiye ekiplerinin 4 saat süren çalışmaları sonucu sıkıştıkları araçtan çıkarıldı. Cenazeler morga kaldırıldı. Tır sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alınırken otoyolun İstanbul istikametinde trafik akışı uzun süre tek şeritten sağlandı. İstanbul Beykoz'da 18 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak kaldırımdaki yayaya çarptı. Yaya hayatını kaybederken sürücü tutuklandı. Olay Soğuk Su Cengizhan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Çavuşbaşı'nda bir tamirhanede çalışan 18 yaşındaki genç babasının otomobilini aldı. Gencin kullandığı araç aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak kaldırıma açtı. Tel örgülere çarparak takla atan araç kaldırımda yürüyen 57 yaşındaki Ziya Kaya'ya çarptıktan sonra yola uçtu. Kaya ağır yaralanırken sürücü takla atan aracın içerisinden kendi imkanlarıyla çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri dakikalarca kalp masajı yaptıkları yaralıyı ambulansla Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak 57 yaşındaki adam tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Beykoz Adliyesi'nde çıkartıldığı mahkemece taksirle adam öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Denizli'de dün kaybolan 11 yaşındaki çocuğun inşaatta ipte asılı cesedi bulundu. Çocuğun ölümünde mavi balina şüphesi üzerinde duruluyor. Polis çocuğun internet kafede oyun oynadığı bilgisayarın hard diskini inceliyor. Olay Serinhisar ilçesi Kayı Mahallesi'nde meydana geldi. Yenice Mahallesi'nde oturan İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Nuri Enes Karakuzu dün öğleden sonra bir anda ortadan kayboldu. Küçük çocuğun ailesi durumu polise bildirdi. Çevredeki arama çalışmaları kapsamında boş bina ve inşaatlara bakan ekipler, iki katlı bir binanın bodrum katında 11 yaşındaki çocuğu tavana iple asılı halde buldu. Olay yerinde yerde devrilmiş halde ahşap eski bir sandalyede bulundu. Çocuğun cansız bedeni otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Evden çıktıktan sonra internet kafeye giderek oyun oynadığı öğrenilen çocuğun güvenlik kameralarına takılan son görüntüsünde elinde bir poşet olduğu görüldü. Küçük çocuğun ölümünde online oyun şüphesi üzerinde durulurken kafede oturduğu bilgisayarın hard diski incelenmek üzere söküldü. Nevşehir'de 15 ay önce kaybolan Engin Karakollu'nun babası tarafından öldürülerek evinin bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı. Katil zanlısı baba cinayete katıldığı televizyon programında itiraf etti. Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Kuyulu Tatlar köyünde 15 ay önce kaybolan Engin Karakollu'nun babası tarafından öldürülerek evinin bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı. Karakollu'nun babası Arif Karakollu İstanbul'da katıldığı bir televizyon programında 34 yaşındaki oğlunu av tüfeğiyle öldürdüğünü, evlerinin bahçesine gömdüğünü itiraf etti. İtirafın ardından Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri eğitimli köpeğin de yardımıyla söz konusu bahçede yaptıkları kazıda Engin Karakollu'nun battaniyeye sarılı cesedine ulaştı. Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından ceset Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İstanbul'da gözaltına alınan Arif Karakollu'nun Nevşehir'e getirileceği öğrenildi. Bursa'da Suriyeli anne ve kızı kan donduran cinayetlere kurban gitti. Suriye uyruklu genç kadın yatak odasında elleri ve ayakları iple bağlanmış halde ölü bulundu. Odada yapılan incelemede üzeri eşyalarla gizlenmiş bir kadın cesedi daha bulundu. Genç kadının annesinin de elleri ve ayakları bağlı haldeydi.
Olay Yıldırım ilçesi Zümrüt Evler mahallesinde meydana geldi. 4 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairenin açık olan penceresinden bir kişinin yerde hareketsiz olarak yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler yatak odası camından kaçan iki şüpheliyi fark etti. Suriye uyruklu şüphelilerden biri yakalandı. Eve giren ekipler yatak odasında elleri ve ayakları bağlı, boğularak öldürülmüş genç bir kadın cesediyle karşılaştı. Cesedin 30 yaşındaki Suriyeli Hayat Meşail'e ait olduğu belirlendi. Ekipler odada yaptıkları incelemede üzeri parke parçaları, halı ve valiz gibi eşyalarla gizlenmiş halde olan annenin cesedine de ulaştı. Anne sabah meşailinde kızı gibi elleri ve ayakları iple bağlanmıştı. Polis firar eden şüphelinin genç kadının kocası olduğunu belirledi. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Bursa'da bir kişi pompalı tüfekle kafasına ateş ederek intihar etti. 62 yaşındaki KOAH hastasının intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay Osman Gazi ilçesi Altıparmak mahallesinde meydana geldi. 17 yıl önce eşinden boşanan bir çocuk babası Mehmet Emin Elbasan iddiaya göre yalnız yaşadığı evde pompalı tüfekle kafasına ateş ederek intihar etti. Silah sesini duyan mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Kapıyı kırarak içeriye giren ekipler kanlar içerisinde yerde yatan Elbasan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. 62 yaşındaki adamın uzun süredir KOAH hastası olduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1,5 yaşındaki bebeğin öldüğü kreş olayıyla ilgili ilk dava görüldü. Duruşmada tutuklu bulunan bakıcı serbest bırakıldı. Olay 7 Kasım tarihinde İnegöl'de kaçak çalıştırıldığı belirtilen bir kreşte meydana gelmişti. 1,5 yaşındaki Melisa Tuana Memiş'in yemek yedirildikten sonra hareketsiz yattığını gören bakıcı, talihsiz bebeği yoldan geçen bir ambulansa teslim etmiş ancak minik Melisa Tuana kurtarılamamıştı. Olaydan sonra Kültür ve Sanat Derneği adı altında faaliyet gösteren yerde kaçak olarak kreş hizmeti verildiği, olay günü de Melisa ile birlikte 16 çocuğun bulunduğu belirlenmişti. Dernek başkanının adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından ilk duruşmada tutuklu bakıcı da serbest kaldı. Mahkeme heyeti Temmuz ayında olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi. Bursa Valisi Yakup Can Bolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Vali Can Bolat'ı makamında ağırlayan Aktaş, kentin tüm dinamikleriyle istişare halinde olacaklarını belirterek Bursa'ya değer katmaya devam edeceğiz dedi. Bursa Valisi Yakup Can Bolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Can Bolat, Aktaş'a görevinde başarılar diledi. Bursa'mıza, ülkemize hayırlı olsun, kendisine hayırlı olsun, ailesine hayırlı olsun. İnşallah Bursa'mıza hayırlı hizmetlere vesile kılar bu görev. Kendisini tebrik ediyoruz, hayırlı çalışmalar diliyoruz inşallah. Vali Can Bolat'ı makamında ağırlayan Aktaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Bursa'ya değer katmaya devam edeceklerini söyledi. İnşallah yeni dönemde de aynı heyecanla, gayretle Bursa'mıza değer katmaya devam edeceğiz. Aktaş, valilik başta olmak üzere kentin tüm dinamikleriyle istişare halinde olacaklarını vurguladı. Projelerimiz, hedeflerimiz, Bursa'ya dair heyecanımızı inşallah şehir insanımızla da paylaşarak gerekli kurum ve kuruluşlarla da destek ve güç alarak Bursa'nın daha ulaşılabilir, daha yeşil, daha yaşanılabilir bir şehir olması, ticari aktivitesinin artması adına elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyacağız. Vatandaşlara daha yaşanılabilir bir Bursa sözü veren Aktaş, belediye meclisinin de 13 Nisan Cumartesi günü toplanacağını söyledi. 17 ilçemizde de belediye başkanlarımız seçildiler, meclislerimiz teşekkür etti. İlçe meclislerimiz toplanmaya başladılar bile ilk hafta olmasa bile. Bu cumartesi de nasip olursa Büyükşehir Meclisimiz toplanıyor. Bursa'da polis haftası etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gaziler Emniyet Müdürlüğü tarafından verilen öğle yemeğinde bir araya geldi. Etkinlikte Bursa Valisi Yakup Can Bolat, Emniyet Müdürü Osman Ak'la birlikte çocuklara polis teşkilatını tanıtmak ve sevdirmek için kurulan standları gezdi. Hem Ak hem de Can Bolat keyifli bir gün geçiren çocuklarla yakından ilgilendi. Bursa'da Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü kapsamında hazırlanan Polis Haftası etkinlikleri sürüyor.
Bursa Emniyet Müdürlüğü şehit ve gazi yakınlarını öğle yemeğinde ağırladı. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç ve Vali Yakup Can Bolat da şehit ve gazi yakınlarını yalnız bırakmadı. Etkinlikte Emniyet Müdürü Osman Akın Koruma Amiri Harun Vuran, Akın eşi Fatma Ak tarafından yazılan Şehit Polisim şiirini seslendirdi. Oysa kıyamazdı ona bakmaya. Ne mutlu sana şehit polisim. Yemeğin ardından Osman Akın eşlik ettiği Vali Can Bolat, çocuklara polis teşkilatını tanıtmak ve sevdirmek için kurulan standları gezdi. Bilir, burası neresi biliyor musun? Can Bolat ve Ak çocuklarla yakından ilgilendi. Bu rütbe ne biliyor musun? Çocuklar zırhlı araçlara ve polis motosikletlerine binerek keyifli zaman geçirdi. Eğitimli köpeklerin gösterilerini meraklı gözlerle izleyen çocuklar daha sonra o köpekleri sevmek için sıraya girdi. Bursa Kalite ve Başarı Sempozyumu 12 Nisan'da başlıyor. Sempozyum kapsamında verilen mükemmellik ödülü için 3 kuruluş yarışıyor. Sempozyumda konuşmacılarımız robotlar işimizi elimizden mi alacak? Hangi meslekler ortadan kalkacak? İnsanı nasıl bir yaşam bekliyor sorularına yanıt arayacak. Kalite Derneği ve BUSİAD'ın bu yıl 17.sini düzenlediği Kalite ve Başarı Sempozyumu'yla Bursa Mükemmellik Ödülü için hazırlıklar tamam. 12-13 Nisan'da yapılacak sempozyumun bu yılki ana teması gelecek elimizde. Gelecek bizim ve elimizde diyoruz. Sürdürülebilir bir geleceği birlikte inşa edebiliriz. Uluslararası Karikatür Sergisi, Saklamıyorum, Paylaşıyorum kitap ve oyuncak kampanyası, performans gösterileri gibi aktivitelerle sempozyumu sona erecek. Geleceğe ilişkin bilgiler artık hepimizin gözleri önünde. Bu değişim bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin sınıf atlaması için de bir şans. Erdem Kaya Patent, Limak Enerji Uludağ Elektrik ve Yönetim Akademisi'nin finale kaldığı mükemmellik ödülü 13 Nisan'da sahibini bulacak. Mükemmellik modeli ne diyor? Diyor ki ölçtüğünüzü kaydedin, kaydettiğinizi analiz edin, analiz ettiğinizi de iyileştirin diyor. Dünyadan haberlerle devam edelim. İsrail'de halk erken genel seçim için sandık başında. Seçimde 41 parti 5.800.000'den fazla seçmenin oyunu almak için yarışıyor. Kamuoyu araştırmaları az farklı da olsa Başbakan Benjamin Netanyahu'nun partisi Likud'u önde gösteriyor. İsrail'de halk 120 sandalyeli meclise girecek milletvekillerini belirlemek için sandık başında. Erken genel seçimde oy kullanma işlemi sabah 07'de başladı. Sandıklar akşam saat 22'de kapanacak. Son yıllardaki en çekişmeli seçimlerden biri olması beklenen seçimde 41 parti 5.800.000'den fazla seçmenin oyunu almak için yarışıyor. Seçimin kaderini belirleyecek olan kararsız seçmenlerin sandığa gidip gitmeyeceği ise merak konusu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu eşi Sara ile oyunu Batı Kudüs'teki bir okulda kullandı. İsrail basınına yansıyan kamuoyu yoklamalarına göre Netanyahu liderliğindeki Likud partisinin seçimi az farklı önde tamamlaması bekleniyor. Likud'u eski genelkurmay başkanı Benny Gantz'la eski gazeteci Yair Lapid liderliğindeki Mavi Beyaz İttifakı'nın takip etmesi öngörülüyor. Seçim barajının %3.25 olduğu ülkede 41 partiden 10 ila 14'ünün meclise gireceği tahmin ediliyor. Amerika devrim muhafızlarını terör örgütü ilan etti. İran'dan misilleme ve meydan okuma mesajları geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran devrim muhafızları ile ilgili aldığı karar Orta Doğu'da yeni bir gerginliğin fitilini ateşledi. İran Amerikan ordusunu terör örgütü ilan ederek bu karara yanıt verirken İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani kararı hata olarak nitelendirdi. Devrim muhafızlarının üniformalarıyla oturuma katıldılar. Amerika'ya ölüm sloganları attılar. Görüntüler İran meclisinden.
Amerika Birleşik Devletleri'nin devrim muhafızlarını terör örgütü olarak tanımasına İran'dan sert tepki geldi. Tahran misilleme olarak Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı ve tüm Amerikan birliklerini terör örgütü olarak tanıdı. Karardan bir gün sonra toplanan İran Meclisi'nde milletvekillerinin hedefinde Trump yönetimi vardı. İran Meclis Başkanı Ali Larijani ABD'nin kararını aptallık ve cahillik olarak niteledi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani de ABD'nin devrim muhafızlarını terör örgütü ilan etmesini hata olarak niteledi. Yapılan bu hata İranlıları daha da birlik haline getirecek. İran'da devrim muhafızlarına duyulan sevgi ve saygı daha da artacak. Amerika bölgedeki teröristleri moşu olarak kullanıyor. Devrim muhafızları ise Irak ve Suriye'de onlarla mücadele ediyor. Rouhani, Washington'ın Tahran'a baskıyı sürdürmesi halinde ülkesinin uranyum zenginleştirmede kullanılan yeni modern santrifüjler geliştireceğini de vurguladı. ABD'nin devrim muhafızlarını terör listesine alması ekonomiyi de etkileyecek. İran'da devrim muhafızlarına bağlı şirketler gemicilik ve bankacılık sektörlerinde etkili. Hatta İran ekonomisinin %50'sinin kontrolünün devrim muhafızlarının elinde olduğu tahmin ediliyor. Devrim muhafızlarına bağlı şirketlerle iş yapan yüzlerce firma ve ülke ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya kalacak. Devrim muhafızlarıyla iş yapanlar 20 yıl hapis cezasına çarptırılabilecek ve ABD'ye girişleri yasaklanacak. Alınan karar Amerikan diplomat ve askeri yetkililerinin devrim muhafızlarıyla bağlantılı olarak Irak ve Lübnanlı yetkililerle görüşmelerini de yasaklıyor. İran devrim muhafızlarının misilleme saldırılarından da endişe ediliyor. Devrim muhafızları komutanları Orta Doğu'daki Amerikan üsleri ve uçak gemilerinin İran füzelerinin menzilinde olduğu uyarısında bulunuyor. Sudan'ın başkenti Hartum'da yönetim karşıtı düzenlenen gösterilerde 2 kişi hayatını kaybetti. 2000'den fazla kişinin de gözaltına alındığı belirtiliyor. Muhalif Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi'nden yapılan açıklamada başkent Hartum'un Umdurman bölgesindeki protestolar sırasında 2 kişinin açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Resmi makamlardan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Ülkede hafta sonu yeniden patlak veren muhalif gösterilerde şimdiye kadar 7 kişi hayatını kaybederken başkent Hartum'da ve farklı şehirlerde gösteriler sürüyor. Sudan 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve devlet başkanı Ömer El-Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyor. Sudan devlet başkanı El-Beşir ise ancak seçim yoluyla koltuğu bırakacağını söylüyor. İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi milletvekili Yvette Cooper'ın öncülüğünde hazırlanan ve ülkenin Avrupa Birliği'nden 12 Nisan'da anlaşmasız ayrılmasını önleme yönelik yasa tasarısı, parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamerası'nda yapılan değişikliklerin Avam Kamerası'nda kabul edilmesiyle onaylandı. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth de tasarıyı bekletmeksizin onayladı ve böylece tasarı yasalaştı. Yasaya göre İngiliz hükümeti Avam Kamerası'na değişikliğe açık bir önerge sunacak. Milletvekillerinin önergeye verecekleri değişiklik teklifleriyle hükümet AB'den talep edeceği Brexit erteleme tarihini belirleyecek. Kabul edilecek tarih Başbakan Theresa May tarafından çarşamba günü yapılacak Brexit gündemli özel Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ne sunulacak. Tasarının ilk halinde May'in AB'nin vereceği tarihi de Avam Kamerası'nın onayına sunması gerekiyordu. Ancak Lordlar Kamerası'nda yapılan değişiklikle bu zorunluluk ortadan kaldırıldı. Bir diğer değişiklikle İngiliz hükümetinin AB'den talep edeceği erteleme tarihinin 22 Mayıs'tan daha erken olamaması da karara bağlandı. Yeni yasayla İngiliz hükümetinin AB'den anlaşmasız ayrılma tercihinde bulunmasının önüne geçildi. Ancak yasa AB tarafını bağlamıyor. AB'nin İngiltere'ye bir erteleme daha vermeyi kabul etmemesi halinde nasıl bir yol izleneceği belirsizliğini koruyor. Yasa İngiliz hükümetinin AB'den anlaşmasız ayrılıktan başka çare kalmaması halinde Brexit'i iptal etmesini de ihtimaller arasına alıyor. Mısır'da 2500 yıllık bir lahit bulunmuştu. Üst düzey bir din adamına ait olduğu değerlendirilen lahit canlı yayında açıldı. Lahitin içinden altın ve değerli eşyalar çıktı. Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Minya bölgesinde arkeologlar bir lahiti canlı yayında açtı, mumyayı gün yüzüne çıkardı. Dikey tünellerden oluşan bir yeraltı ağında bulunan lahit, önemli bir din adamına aitti. Mumyanın ketenle sarıldığı ve üzerinde başından ayak ucuna kadar uzanan, tanrıça isi sarmalı bir figür olduğu ortaya çıktı.
Lahit'te ayrıca bal mumundan yapılmış bir kafatası bulundu. Lahit'in açılma anı belgesel kanalı Discovery Channel'dan canlı olarak yayınlandı. Tünellerde mumyaların yanı sıra heykelcikler, takılar, kişisel eşyalar ve organların konulduğu kaseler bulundu. Arkeologlar bölgeyi 1,5 yıl önce keşfettiklerini söylüyor. Bu büyük mezarlık Mısırlı bir ekip tarafından tamamen şans eseri bulundu. Bu mezarlık Tanrı Tot'un rahiplerine aitti. Mezarlığın hemen yanı başındaysa Kraliçe Nefertiti yaşıyordu. Uzmanlar bölgede daha fazla lahit ortaya çıkabileceğini söylüyor. Olay ana haberi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte Bursa, Türkiye ve Dünya gündemiyle karşınızda olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.